bulduk. Yılın en iyi erkek pop sanatçısınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla hak ettik mi, siz söyleyin önce. Kesinlikle. Teşekkürler. Bu akşam aslında bu gece sizin geceniz. Hem Magazin Gazetecileri Derneği hem sizler bu işin aslında perde arkasında, perde önünde her yerdeki kahramanlarısınız. Ben her MGD'ye geldiğimde aslında hem duygulanıyorum çünkü röportaj yaptığımız alanlar, sizlerin bütün bir sene içerisindeki uğraşlarınız, bir haberi kovalamak için yeri geldiğinde bazen saatlerce tek bir alanda olmanız gibi. Tüm bunları düşündüğümde diyorum ki aslında en çok bu akşam her biriniz birer ödül hak ediyorsunuz. Bizler de aynı geminin, aynı yolun yolcusu olarak sizlere aslında bu akşam eşlik ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 2010 yılında almış olmam gerekiyor MGD ödülünü. Üzerinden 10 küsur sene geçmiş. Güzel, değişik duygular barındırıyorum. Yarın oğlumun doğum günü. O yüzden bugün aldığım ödülü de ona armağan edeceğim. Doğum günü kutlu olsun şimdiden. Teşekkürler, sağ olun. Siz neler yapıyorsunuz? Bu şey, bu manevi ödül. Yoksa haklısın, doğru. Yani arında bakın, tamam peki, yani ben bunu ne yapabilirim? Bir de hala öyle mi bilmiyorum, MGD ödülleri şeydir yani, spor salonuna koy, ağırlık çalış. Öyle değil. Yani hani başka emeller için de kullanılabilir. Yani bir nevi haydar. Ağır bir ödül. Haydar yani, anlatabildim mi yani? Çok ağır bir ödül. Ağırdır, her anlamda ağır. Ağırlığı var. Hem maddi olarak da ağır. Maşallahı var ya. Sen hayatım bir şeyler söylemek ister misin? 25. altın objektif. Evet, 25. altın objektif. İlk defa geliyorsun. İlk defa geliyorum, evet, daha evvelken Selin'den gelemiştim. Selin'e de bir ödül verelim yani. Sizin düşüncelerinizi alsaydım ilk defa gelir misiniz? Ben de Mustafa'nın düşündüğü gibi aynı geminin yolcuları olduğumuzu ve iki tarafında birbirine destek olarak çok daha yukarıya çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizden ödül alıyor olması benim için de çok gurur verici bir şey. Selin Hanım çok şıksınız, ancak terlikleriniz dikkatimi çekti birazcık. Hazır. Sevmedim ama. Yok, hoşuma gitti, o yüzden sormak istedim. Teşekkür ederim, çok mersi. Abi şimdi bizde evde de iki tane köpek var ya, evet. Yani böyle tüylü şeylere karşı bile aşırı bir sempati, evet, var. Selin'in fazla. De böyle özellikle bu sene galiba moda konusundaki engin bilgilerinden birazcık yer bizimle paylaşırsan. Evet, bu sene tüylü çok var ama ben biraz tüylü köpeklerden falan yola çıkarak çok sevdiğim için gerçek gerçekten değil. Güzel ama. Gerçek değil. Evet. Onu söyleyeyim. Bak bak bak. Simiş kalabilir, sizin kıyafetinizde çok. Teşekkürler efendim. Her şeye o yardımcı oluyor. Ben abi giyicik. Dünyanın en rahat insanı. Konserlerde de öyle. Talimat. Konser var, kıyafet yapar mısın? Şu anda mı söylüyorsun diyor. 10 dakika sonra evden çıkacağım onun gibi. Ben de rahatım kıyafette. Peki Selin Hanım sizi giydiriyor mu? Karışıyor mu? Tabii tabii. Şu an üzerinde gördüğüm her şeyi o hazırladı. Yani ayakkabıdan kolyeye kadar gördüğünüz gibi stil danışmanı. Onu da bedavaya getirmiştim. Siz karışırsınız. Ben hiç karışmam. Çünkü ben hani ne haddine falan. O benim aranjesine karışmam gibi bir şey oldu. Yani çünkü üniversitede moda okumuş yani. Kırmızı çizgi o zaman. Üniversitede moda kırmızı çizgi. üniversitede moda okuduğu tamam, için tamam. Hani onun mesleği. Tamam. Dolayısıyla tamam. Ben ona o konuda teslim oluyorum. Yoksa benim bunları böyle bir araya getirmem falan mümkün değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan her birinizi tebrik ediyorum ben. Sağ olun. Sağ olun.